Merhaba Hilal. Bize kendinden biraz bahseder misin? Olur tabii. Benim ismim Burcu Belli. Tarih doktoram var, akademisyenim. Üniversitede, bir vakıf üniversitesinde çalışıyorum. Burada doğdum büyüdüm, yani İstanbul'da doğdum büyüdüm. Ardından üniversite okumaya Ankara'ya gittim. ODTÜ'de, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde tarih bitirdim. Ardından tekrar İstanbul'a geldim. Boğaziçi Üniversitesi'nde yine tarih bölümünde yüksek lisansımı yaptım. Ethem Hoca ile Ethem Eldem'le beraber çalıştık. Sonrasında tekrar deplasmana geri döndüm. ODTÜ'de doktoramı tamamladım. 2014 ile 2020 arasında. Orada da Nesim Hoca ile çalıştık. Sonrasında hatta o esnada, yani 2017'den beri zaten başka, bundan önceki başka bir vakıf üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım tarih bölümünde. Şimdi de oradan çeşitli nedenlerle ayrıldım. Şimdi de burada başka bir vakıf üniversitesinde görevimi icra ediyorum efendim. Peki senin çalışma alanların nedir? Ben son dönem Osmanlı çalıştım zaman olarak açıkçası. Abdülhamit dönemi çalıştım. 1876-1909 arası. Tema olarak da aslında devletin marjinal öznelerle ilişkilerini çalıştım. Kim bu marjinal özneler diyecek olursam. Yüksek lisansta delilere baktım mesela, yani akıl hastalarına. Osmanlı Devleti'nde modernleşme sürecinde akıl hastalığı dediğimiz şey nasıl modernleşti ve işte veli olmaktan patolojik olmaya nasıl geçti bu insanlar? Biraz onu anlamaya çalıştım. Zaten 1876'da Bimarhaneler Nizamnamesi yayınlanıyor. Onunla birlikte işte keslere baktım. Devlet ne yapmaya çalışıyordu, ne ediyordu? Biraz Foucault okuduk biz yüksek lisansta. Böyle akademide bazı trendler vardır, kaçamazsınız. İşte Marx, bir dönem Marx'a referans vermek lazımdır. Bir dönem Zize'ye, bir dönem Foucault'a. Sülalemizde böyle benzeyen birisi yok yok. Cuma turu aldığımda Karl Marx'ın haberi yok. Karl Marx'ın haberi yok. Ben de işte biraz Foucault okuyarak başlamıştım aslında. Burada bir kapatma pratiği var mı, akıl hastalarını ötekileştiriyor muyuz falan diye. Onu anlamaya çalıştım. Sonra doktorada da kayıtlı kadın fuhuşuna baktım. Yine 1876-1909 arası. 1884'te bir tane nizamname yayınlanıyor. O nizamnameyle birlikte Osmanlı Devleti resmi olarak ilk kez fahişelik kurumunu kabul ediyor. İşte ne yaptı, ne etti, modern miydi, değil miydi, gene kapatma var mıydı, yok muydu? Bunları anlamaya çalıştım. Şimdi de İttihat Terakki Cemiyeti'nin yoksul kadın ve fahişe politikalarına bakıyorum. Yavaş yavaş böyle ömrüm vefa ederse modern Türkiye'ye kadar geleceğim herhalde. Peki neden tarih? Gerçekten bilmiyorum aslında. Yani lisede böyle bizde bir delilik oluştu en yakın arkadaşımla birlikte. Nedense tarih okumaya heves ettik. Çok fazla tarih dersi aldık, herhalde ondan olabilir. Zaten tarih benim ilk tercihimdi, ODTÜ tarih. 6 tercih yaptım, 4'ü tarihti. Hala arada 2 tane eğitim fakültesi var. Niye yazdım o 2 eğitim fakültesini diye. Kaç sene geçti, hala sorguluyorum kendimi. Allah Allah. Tarihte çok mutluyum. Hiç pişman olmadım. Zaten hani ne yüksek lisansa ne doktorada başka bir alana pek merakım olmadı. Birazcık kültürel çalışmalar okumak istediğim zamanlar olmuştu, özellikle yüksek lisansta. Çünkü interdisipliner bir şeyler yapmak bizde önemli. Ama gene tarihten kabul alınca yüksek lisansta hemen oraya geri kaçtım açıkçası. Okudukça fark ettim ki tarih bizi ya daha iyi ya daha kötü insan yapıyor. Tarih bilmek açıkçası. Yani bu bir elimizdeki bir alet gibi düşün. İşte bundan hani klasik örnek düşün. Meyve da soyabilirsin, insan da öldürebilirsin. Şerefsizim, benim aklıma gelmişti. Aha, o zaman benim aklıma geldi, ben söylemedim. Ben açıkçası kendimi biraz daha herkes gibi iyi tarafta hissediyorum. Ve bu alanda olmak beni birçok açıdan da besliyor. Yani sadece akademik açıdan değil, insan ilişkilerinde de besliyor. Yani sen atıyorum birisi bana sevgilisiyle ilgili bir şey anlattığında dur en başa bir dönelim. Nerede tanıştınız? Ne oldu? Ama bak zaten burada bu belliymiş. Bak burada da bunu demiş falan diye öyle bir her şey patika üzerinden bakmak gibi bir eğilimin oluyor açıkçası günün sonunda. Ne belli? Neye? Kim? Şimdi sen insan ilişkilerinden bahsedince benim bu sene yapacağın şeyler aklıma geldi. Psikolojiye gidiyorsun galiba. Evet. Psikoloji yüksek lisansı yapacağım. Aslında mesela dediğim gibi lisede hiç düşünmemiştim psikoloji okumayı. Üniversite sınavı tercihlerinde eşit ağırlık puanım yüksekti ama hiç aklımda yoktu. O kadar kafayı bozmuştum ki tarihle. Sonra özellikle yüksek lisans tezimi yazarken, psikiyatriyle uğraşırken bunun çok keyifli olduğunu fark ettim. Yani psikoloji okumalarının beni çok beslediğini anladım. Doktora da bir ara verdim. İşte uzaklaştım o bölümden. Tabii gene ne kadar uzaklaştım?
işte fuş meselesini anlamaya çalışırken, bir sürü şeyi anlamaya çalışırken aslında psikoloji ve felsefe de hep okudum. Hep onun çerçevesinde gelişti. Yani ahlak anlamaya çalışırken Kant okuyoruz falan. Kaçamıyorsun yani aslında. Ve dedim ki madem bende bu istek var ve hala okumak istiyorum psikolojiyle ilgili metinleri okurken falan heyecanlanıyorum. O zaman yüksek lisansa başvurayım. Başvurdum ve Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü genel psikolojide yüksek lisansa başlayacağım bir aksilik çıkmazsa. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Peki bu bölümde ne konuşacağız? Başka ne konuşacağız? Yani aslında tarih öğrenmek bizim ne işimize yarar? Osmanlı tarihi, ben Osmanlı tarihi çalıştığım için biraz Osmanlı tarihinin kaynaklarından bahsedebilirim sana. Hadi anlatayım. Şimdi tarih dediğim gibi bizi daha iyi bir insan yapar ya da daha kötü bir insan yapar. Aynı zamanda hem günlük hayatımızda hem herhangi bir şeyle ilgilenirken bir metot kazandırır bize. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. Diyelim ki işte yemekle ilgili bir şey öğreneceksiniz. Yemek yapmayı öğreneceksiniz. O size yani tarih okumak ya da hatta temel disiplinlerle ilgili öyle bir şey vardır. Bunlar bir metot kazandırır insana. Bir çerçeve verir ve elinizde o çerçeveyi her yere uygulayabilirsiniz. Bu bir metottur işte. Kronolojik gidebilirsiniz, tematik gidebilirsiniz, nasıl gitmek isterseniz. Dolayısıyla tarih aslında pratik hayatta hiçbir şey kazandırmaz. Ama teorik hayatta entelektüel olarak sizi çok besler. Pratik hayatta dediğim hani artık akademinin akıbeti belli. Ve bizim akademinin dışında çalışabileceğimiz alanlar bir taraftan çok geniş ama bir taraftan da çok dar. Yani ne yapacağız? Aslında her şey yapabiliriz çünkü metin kurcalıyoruz. Reklamcı olabiliriz çünkü çok evvelki şeyleri tahayyül edebiliyorsak bugünü de tahayyül edebiliriz. O zamanki insanı anlayabiliyorsak bu zamanki insanı da anlayıp ona da bir şeyler servis edebiliriz. Aslında biz de bir şey satıyoruz. Yani kapı kapı dolaşıp işte böyle bir savaşım var alır mısınız diyoruz. İşte böyle bir toplumsal gelişme oldu bak anlatayım çok ilginç aslında diyoruz. Biz de bir şekilde dikkat çekip bir ürün pazarlıyoruz aslına bakarsan. Ben hep bunu savunmuşumdur yani tarihçilerin bana soracak olursan reklamcı olmaları çok muhtemel ama reklam şirketleri benim gibi düşünüyor mu bilmiyorum. Ben de pek sanmıyorum. O yüzden tarih okumak pratikte günün sonunda banka hesabınıza çok bir şey yansıtmayabilir. Ama içeriye yönelik, hayatı, insanları, kendinizi anlamanıza yönelik çok güzel bir harita verir size. Bugünü anlamaya yönelik. Ne nasıl oldu? İkinci Dünya Savaşı'nda nasıl hareket edildi? Atıyorum Hititler'de işte toplum yasaları nasıl şekillendirdi falan. Bunların hepsini anlayabilmek için iyi bir tarih metot bilgisi bir sürü kapı açar size. Kenan komutanım. Buyur askerlerine. Fatih ölmedi. Ne dedim? Fatih öldü mü? Osmanlı tarihi kolay mı diyecek olursan maalesef değil. Çünkü bir kere çok şizofrenik bir şey yapıyoruz. Şu anda olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Ve olmayan bir şeyi ispatlamaya çalışıyoruz tabii. Çeşitli belgelerle, işte kaynaklarla, şununla bununla. Günün sonunda öyle bir şeyin olduğuna kendimizi ikna edip uyuyoruz gönül rahatlığıyla. Tamam. İnandım. Ama sonra birisi çıkıyor, o tam öyle değildi diyor. Hadi hop başka bir perspektiften başka bir şey sunuyor. Bu defa onu çürütmeye çalışıyoruz falan. Peki Osmanlı'da, yani Osmanlı çalışmak istiyorsak nasıl çalışacağız? Bu mevzuları biz nereden biliyoruz? Vahiy yoluyla gelmiyor tabii bu işte çeşitli bilgiler bize. Arşivden faydalanıyoruz. Şu anda Kağıthane'de, İstanbul'da Kağıthane'de bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivi bizim için Pantheon gibi bir şey. Yani oraya her tarihçinin, Osmanlı tarihi çalışan tarihçilerin gitmesi gerekiyor. Çünkü her ne kadar online servisi olsa bile, yani evimizden bilgisayarla ulaşabiliyor olsak bile bazı defterler online açık değil. O yüzden şimdi insanın kafasında şöyle bir şey düşüyor. Ya ulaşamadığın belgeler varsa diye koştur koştur arşive gidip tekrar bir kontrol ediyorsunuz ne var ne yok diye. Peki arşiv, hiç bilmeyenler için söylüyorum, arşiv bize ne verir? Yani arşiv koridorundan girdik, bilgisayarın başına oturduk, keyword yazdık ve önümüze muhteşem belgeler, böyle her şeyin açıklandığı bir hazine çıkmayacak. Geçteşim mi sıçtınız? Birincisi bizim aradığımız kavramlarla o belgeyi okuyup kısacık özetini yazan kişinin ilgilendiği kavramlar kuvvetle muhtemel birbirinden çok farklı olacak. Ve dolayısıyla bizim aradığımız şey orada ıskalanılabilir. Bu çok olası bir şey. Öte yandan henüz o defterler hiç açılmamış olabilir. Mesela ben o konuda çok dertliyim. Sıhhiye Nezareti, Sağlık Bakanlığı'nın belgeleri açık değil şu anda. Erişemiyoruz. Ve ben işte delilik çalışırken de o belgelerden mahrumdum. Zührevi hastalıklar çalışırken de o belgelerden mahrumdum. Bu çok büyük bir eksiklik. Bunun gibi daha bir sürü
nezaretin ya da bir sürü kurumun defterleri henüz tercüme edilmedi. Yani daha doğrusu işte arşive konulmadı. Bu büyük, en büyük problem. Onun dışında dil bariyeri var. Yani bu diğer disiplinlerin çok karşılaştığı bir şey değil. Biliyorsun ki işte 1928'e kadar Osmanlı Türkçesi dediğimiz bir dil kullanılıyor. Dolayısıyla farklı bir alfabeyle karşı karşıyayız. Arşivde başarılı olabilmek için işte o dili bilmemiz gerekiyor, o kavramları bilmemiz gerekiyor ve onu Osmanlı'nın ne düşünüp kaydettiğini aklımızda tutmamız lazım. Ben bunu özellikle şeyde yaşıyorum. Belki birilerine yardımcı da olur bu söylediğim. Yabancı isimlerde. Yani Michel arıyorsanız M ile, İ ile ve Ş ile yazmanız lazım. Çünkü Osmanlı onu öyle duyuyor. Öyle duyuyorsa öyle kaydediyor. Dolayısıyla da işte orijinal formülünde değil de duyduğunuz ses, yani duyduğunuzu oraya yazmanız lazım. Her keyword'den sonra işte yüzde işareti koymanız lazım falan. Böyle arşivin kendi trikleri var. Ve bildiğim kadarıyla üniversitelerde pek arşivcilik dersi verilmiyor. Ben ne lisansla ne yüksek lisansla almadım yani. Bu gerçekten el yordamıyla öğrenmeniz gereken bir şey. Onun dışında arşiv belgesini buldunuz, çıktısını aldınız ya da indirdiniz, önünüze koydunuz. O belgeyi baştan sona okumak zorundasınız. Çünkü anlatır. Oraya bir tane olumsuzluk eki koyuverir ve bütün kontekst bir anda değişir. Olamaz! Kesinlikle olamaz dedim. O yüzden Osmanlıca oldukça vakıf olmanız gerekiyor. Bir diğer mesele de o belgenin gönderilmiş belge olduğundan emin olmamız lazım. Çünkü arşivde çok fazla müsvedde belge var, draft var. O draftlar kafamızı çok karıştırıyor. Yani kağıdın sonunda bir imza ve bir mühür illaki olması lazım. Hiç gönderilmemiş bir belge üzerinden de bir takım teoriler kurmamamız lazım. Bir de şu önemli, bana metodoloji dersinde bunu bayağı kafamıza vura vura öğrettiklerini hatırlıyorum. 3 tane belge alıp koskocaman bir teori kuramazsınız. Yani böyle bir eşitsizlik olmaz. Ya da tam tersi, binlerce belgeniz olup, hadi abarttım, yüzlerce belgeniz olup çok incecik, varla yok arası belli olmayan bir teoriyle de gitmez bu iş. Bu ikisinin arasında böyle bir denge olmak zorunda. Yani işte bir teoriniz var diyelim. İşte ne olabilir? Bu, ben mesela diyorum ki Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim fahişelerin sayısı çok fazla değildi galiba. Peki nasıl ispatlayacağım bunu? İşte 3 tane Müslüman kadın belgesi bularak ispatlayamam bu teorimi. Burada işte fazla sayıda belge bulmam lazım. O belgelerin içeriklerini anlatmam lazım. Nereden gelip nereden gittiğini anlatmam lazım. O belgede hiç yazılmamış şeyleri de oraya koymam lazım. Dolayısıyla gerçekten iğneyle estetik bir kuyu kazmaya çalışıyoruz. Böyle dümdüz, sadece işlevsel bir kuyu da değil, aynı zamanda biraz neşeli, güzel görünen bir kuyu kazmaya çalışıyoruz. Çok zorlu olan bir alan açıkçası. O zaman sen dedelerimizin mezar taşlarını okuyabiliyorsun. Dedemizin mezar taşlarını okumak diye bir şey yok. Mezar taşında zaten çok acayip bir şey yazmaz. Hüvel Baki yazar, rahmetlinin işte adını yazar, doğum tarihini yazar. Onu da zaten hicri takvimini yazar. Oturup hesaplaman lazım miladiye çevirirken. Bu bir şey kazandırmaz yani sana. Bir gecede Cahit'te kalmadık. Zaten Şükrü Hanioğlu son tahlilde Osmanlı Devleti'nin önündeki okuma yazma oranını 2.8 gibi bir şey veriyor. Hani Türkiye, Osmanlı'da zaten %2.8'in okuma yazması vardı. Bunlar da 1928'de işte harf devriminden sonra cahil kalmadılar. Osmanlı Türkçesini okuyabilen zaten Latin alfabesini de okuyordu. Kuvvetle muhtemel Fransızca'ya falan da çok vakıftı. O hani şu anda güldüğümüz bir esprinin ötesine geçemiyorum maalesef. Peki bu 2.8 cinsiyet olarak eşit mi dağılıyor? Yok, maalesef değil. Yani bütün premodern devletlerde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de kadınların okuma yazma oranı erkeklerden bildiğimiz kadarıyla hep düşük. Ama bu kadınların hiç bilmediği anlamına gelmiyor. Hem yeni çalışmalar hem işte yoksul kesimdeki kadınların da iyi kötü bir iki bir şey okuyabildiğini söylüyor. Zaten orta ve orta üst sınıf kadınlar çok iyi eğitim alıyorlar yani. Hem Osmanlı Türkçesini biliyorlar hem Fransızcayı biliyorlar. O dönem başka popüler bilmeleri gereken bir dil varsa onu biliyorlar. Ama genele vurduğumuzda erkeklerin okuma yazma oranı daha yüksek. Özellikle de gayrimüslim erkeklerin okuma yazma oranı daha yüksek. Çünkü onlar çok yakın zamana kadar bürokrasinin de iyi yerlerinde yer alıyorlardı. Osmanlı bürokratları da uzunca bir süre işte gayrimüslimlerden oluşuyordu. O yüzden hem etnik hem dini hem de cinsiyetsel farklılıklar var tabii orada. Peki yine Osmanlı'ya dönecek olursak, Osmanlı'da tarih nasıl yazılırdı? Osmanlı kendi başına tarih yazmazdı. Yani hani böyle Osmanlı'da insanların oturup da
İşte Fatih de ne acayip adamdı ya falan gibi pek meşhurları yoktu açıkçası. Hem Osmanlı'da hem de diğer devletlerde bu tarihi hikayeler ihtiyaç dahilinde raflardan çıkartılıp konuşulurdu. İşte bir savaş varsa ve işte birisiyle müttefik olduysak daha önce de olduk denirdi. Ya da onunla düşman olduysak biz bunu daha önce de yenmiştik diye. O zaman ısıtılıp ısıtılıp öne sürülür. Zaten tarihin suistimali bugün de çok kaçamadığımız bir şey açıkçası. Bugün de böyle kendi ideolojik duruşlarını falan ispatlamaya çalışan herkes hemen gidip tarihten bir örnek çekip bu hep böyleydi diye getirirler. Ama ve lakin buna işte biz aman tarihin suistimali diyoruz ve dikkatli olmaya davet ediyoruz insanları. Fatih'le Mehmet denizlere karadan gidiyormuş. Peki başka ne kaynak kullanıyorduk diyecek olursan, arşivi anlattım sana. Burası biraz tartışmalı çünkü özellikle de bir ekol, Türkiye'deki bir tarih işte akademisyenleri yalnızca arşiv belgelerinin kullanılması gerektiğini düşünüyorlar. Buna biz arşiv fetişliği diyoruz. Bir ekolde, ben de kendimi o ekole dahil tutuyorum, yaşanılan, kullanılan her şeyin kaynak olarak kullanılabileceğine inanıyorum ben. Ne bunlar? Öncelikle gazeteler. Sonra eğer varsa edebi romanlar. Yakın tarihten bahsediyorsak görece, tırnak içerisinde, sinema filmleri. Bunlar da benim için en fazla kaynak olarak kullanılabilen şeyler. Ya da işte günlükler, seyahatnameler. Bunlar da bizim için çok kıymetli. Ama ben özellikle işte 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı çalışırken arşiv belgelerinin yanı sıra gazetelerin bizim dönem için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şanslıyız, Batı dilinde çıkan gazeteler de var. Yani Osmanlı gazetelerinin yetersiz olduğu noktada işte diğer Fransızca basılan gazetelere bakabiliyorsunuz. Ya da işte diğer sefaretlerin desteklediği, çıkarttığı gazeteler var. Ya da bağımsız burada yaşayan yabancıların uzun soluklu çıkarttığı gazeteler var. Gazeteler bu anlamda önemli. Onun yanı sıra dediğim gibi günlükler Türkiye'de, yani Osmanlı'da günlük tutma alışkanlığı pek Osmanlıların alışkanlığı değil. Genellikle işte yabancıların, sefirlerin, işte sefir eşlerinin falan geleneği, ama bizim işimize çok yarıyor. Bir de dediğim gibi edebiyat benim için bu anlamda çok önemli. Hem edebiyat hem de sinema bence tarihi çift yönlü besliyor. O dönemde yazılmış bir edebiyat eserini okuyup da o dönemde işte masanın üzerinde ne olduğunu düşünebiliyoruz. Aklımıza hiç gelmeyen şeyler bunlar. Sanki zannediyoruz ki biz bu insanlar savaştan savaşa toplanıyorlar. Biz genelde siyasi tarih ağırlıkla anlatıyoruz. Lisede falan öyleydi benim zamanımda. Onun dışında sanki günlük bir hayatları yok, günlük bir kaygıları yok. Hayır aslında. Yani o insanların da masanın üzerine koydukları eşyanın kaygısı var. Ya da üzerlerine giydikleri kıyafetin kaygısı var. Edebiyat eserleri bize bu anlamda çok yardımcı oluyor. Benim dönemimde özellikle. Öte yandan geçmişe dönük, yani dönem romanları falan yazılacağında da tarihten insanlar, özellikle yazarlar çok besleniyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle modern edebiyatta. Çünkü şeyi fark ediyoruz. Geçmişteki insanların da üç boyutlu insanlar olduğunu ve az evvel söylediğim gibi onların da çok bizim gibi çok sayıda kaygılarının olduğunu fark ediyoruz. Ve sırada ne varmış? Seçme hikayeler. Sait Faik'in Abası Yanık kitabı. Sinemada keza öyle. Burası senin de alanın aslında. Sinemada bizim. Evet, sinemada dedim, benim kalbim çaldı. Yes, orada fark ettim. Sinemada bizim için çok önemli. Mesela dünkü çekimde işte havacılıktan falan bahsediyorduk. Ben o havacılık metinlerini okurken habire aklımdan şehir geçirdim. İşte İstanbul Kanatlarımın Altında'yı geçirdim. İşte orada, o gerçekten bence Türk sineması için çok önemli filmlerden bir tanesi. Orada şeyi görüyoruz. Bu insanlar gerçekten etten kemikten oluşan, işte temel kaygıları olan insanlar. Yani böyle geçmişteki insanlar da şey değil ki, bizden sonrakilerin ecdadıyız, ona göre çok üstürüklü davranalım, ona göre çok muhteşem davranalım. Öyle bir şey yok. Yani senin var mı? Benim yok. Ben şey demiyorum. Aa, şimdi 150 yıl sonra çoluğuma, çocuğuma, torunuma iyi bir insan örneği olmak için muhteşem davranmam lazım demiyorum. İşte eşofmanım giyip markete gidiyorum. Ya da işte günlük kaygım neyse onu yapıyorum. Bizden öncekiler de böyleydi. Onları anlayabilmemiz için bu işte edebiyat ve sinema, özellikle sinema daha kolay. Hani kitap okumak belki vakit bulamaz insanlar, belki ilgisini çekmez. Ya da erken dönem edebiyat biraz sıkıcı gelebilir ama sinema o konuda daha erişilebilir ve daha tatmin edici bir şey, daha zengin. O yüzden bence sinema tarihin olmazsa olmaz ilham kaynaklarından bir tanesi. Benim aklıma hemen şey geldi. Mesela bu
dizi sektöründe çok fazla tarihi film, tarihi dizi furyası var. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Mesela Muhteşem Yüzyıl'ı beğenmiş miydin? Muhteşem Yüzyıl'ı izlemedim. Aaa! İzlediğin televizyon. Ya ben de şey var, ben televizyondan çok kopuğum uzun yıllardır. Ama tabii ki Muhteşem Yüzyıl'ı biliyorum. Yani arada sırada girip bakmışlığım falan da var. Şeyi merak ediyorum, mesela psikoloji bölümüne ya da işte psikologlara gerilim filmlerini izlettiğimizde bu böyle olmuyor. İşte şizofreni böyle yansıtılmaz diyor ya. Sen de tarihçi olarak diziye baktığında şey diyor musun? Ne kadar saçma olmuşsunuz ya hani? Diyorsun. Ya çünkü bir kere şöyle bir şey var. Tarihi dizilerde, filmlerde, bence edebiyatta da, romanda da yani insanları asla tatmin edemeyiz. Çünkü ben bir noktasını biliyorumdur, bir konusunu çalışmışımdır, sen başka bir konusunu çalışmışsındır, o işte tarihin. Yani diyelim ki bir yemek masası var, ben çatallar konusundayım, sen de çorbalar konusundaysın. Ben izlerken bu çatal böyle olmaz diyorum, sen izlerken de bu çorba böyle olmaz diyorsun. Dolayısıyla herkesin çalıştığı alan çok fazla olduğu için herkesin isyan edeceği ve eleştireceği bir şey oluyor. Bir kere kusursuz bir tarihi film, edebiyat eseri çıkarabilmek mümkün değil bence. Tabii ki hatalar, kusurlar olacak. Bana mesela Muhteşem Yüzyıl'da şey çok garip gelmişti. Erken dönemci değilim. Topkapı Sarayı falan oraları pek bilmem. Ama şunu hafsalam anlamıştı. Yani kadın sultanlar geçiyor. Erkek işte görevliler geçiyor. İşte şeyle, Şeyhülislam'la selamlaşılıyor. Ondan sonra Sadrazam'a merhaba deniliyor. Böyle bir şey olabileceğini ben çok zannetmiyorum açıkçası. Yani işte Hürrem'in Habire, Rüstem Paşa ile karşılaşıp birbirlerine laf sokabileceklerini çok tahayyül edemiyorum. Unutmasam ne olur? Ne yaparsın bana? Geç kaldın İbrahim. Çünkü bunu mesela şeyden düşün. Bundan ne bileyim 100-150 yıl evvel orta sınıfta bile geçtim daha eskisini ve işte sarayı. Kadınların alanları ve erkeklerin alanları ayrı. Yani bunların karşılaşmaları evli olmak dışında çok düşük ihtimal. Yani saray koridorlarında öyle ne yaptın yani zamandır da görüşe ne yapalım ya sultanım seferden sefere falan böyle bir şey olacağını pek zannetmiyorum. Ama dediğim gibi erken dönemci değilim. Sadece pek sanmıyorum. Oralar bana biraz problemli ve tuhaf geliyor. Bir de galiba birkaç bir şey okumuştum o zaman. Masa falan eleştirilmişti bayağı. Yani işte Kanuni'nin masada yemek yemesi, Rüstem'in işte evine masa getirtmesi falan onlar birazcık öyle değil diyenler oldu. Ama dediğim gibi erken dönemci değilim bilmiyorum. Fakat Abdülhamit dizisinin ilk bölümünü izledim. Allah Allah! Allah Allah! Maşallah! Nasıl oldu? Gözlerim dolarak ekranı indirdim. Yani ah ya, ya Abdülhamit dönemi çok tartışmalı bir dönem. Herkesin böyle bağıra bağıra söyleyeceği şeylerin olduğu bir dönem. Onun için de ayrıca istersen bir kayıt yaparız, bir video hazırlarız. İşte böyle karakterleri nasıl yerleştirmişler diye izliyorum. Prens Sabahattin annesine Mami dedi. Öyle mi? Allah Allah Allah! Prens Sabahattin dediğimde padişahın yeğeni. Annesine Mami diye hitapmıştı. Dizide dedi. O noktada dedim ki niye? Yani neden iyi akışına bıraksanız iyi kötü iyi bir şey çıkar. Ama o kadar zorluyorlar ki kötü bir şey çıksın diye. Bir de galiba Instagram'da keşfette gördüm onu. Bir tane ajan gibi bir şey Abdülhamit'e gelip bir İngiliz sefirinin yaptığı garip hareketleri anlatıyor. Sonra Abdülhamit bunları tercüme ediyor. Öyle değil evladım. O ileri gitti, geri geldi, sola döndü, bu işareti veriyor, bu anlama geliyor falan diye hani böyle gerçek dışı bir Sherlock Holmes'luk falan da var. Tamam rahmetli Sherlock Holmes okurdu da böyle etkileneceğini ve hayatı böyle yorumlayabileceğini düşünmüyorum. Özellikle zaman yaklaştıkça tarihi bir şey yapılacaksa ideolojiden ve mesaj vermekten arınıp gerçekten izleyenine o zamanla ilgili bir şeyler anlatmaya çalışan dizilerin ve filmlerin yapılmasını canlı gönülden bekliyorum açıkçası. Evet, dizi sektörü konusunda biz de biraz dertliyiz. Mesela şimdi benim aklıma bir de şu geldi. Ertuğrul Gazi Büstü yerine Engin Altan Düz Yatan. Tarihimizi acaba biraz dizilere doğru mu yansıtmamız gerekiyor? Yani özneleştirmek meselesi. Yani kafasında onu o figürle şey yapıyor. Ya aslında
yüzün sıfatın ne olduğu önemli değil bence. Nasıl göründüğünün önemi yok. Önemli olan niye Ertuğrul Gazi büstü dikiyoruz? Bence asıl sorulması gereken soru bu. Niye yani? Neden şimdi böyle bir şey yapıyoruz? Taşını bileydin başta. Bunu soralım. Ertuğrul Gazi'nin büstünü diktik diyelim. Engin Altan'a benziyor mu? Gerçekten kim bilmiyoruz ki? Hani gerçekten atıyorum daha evvel yapan birisi de sevgilisini oraya koymuş olabilir. Abisini onun büstü yapmış olabilir. Kocasının büstü yapmış olabilir. Bilmiyoruz ki niye böyle bizde bir tarihi objeleştirip bir yere koyma isteği var. Bence bunu bir sorgulamamız lazım. Ertuğrul Gazi'den ne olacak yani? Ne gerek var? Yapılacak başka şeyler var. O çabayı ve o enerjiyi başka bir şeye kanalize edebiliriz bence. Katılıyorum. Çok keyifli bir sohbetti Burcu. Biraz toparlayalım sonra da videoyu kapatalım. Tamam Hilal. Bugün ne konuştuk? Tarihin kaynaklarından biraz bahsettik. Arşivin zorluğundan biraz bahsettik. Tarihçiler için özellikle şimdi okullar yeni açılıyor. Böyle birinci, ikinci sınıf öğrencileri varsa neyle karşılaşacaklarına dair bir imaj oluşmuştur diye düşünüyorum. Arşivde biraz zorlanacaklar. Bundan bahsettik. Edebiyat ve birazcık işte dizi film sektörü ve tarih ilişkisi. Bunlar birbirini nasıl besliyor? Neden kaçmak lazım? Biraz ondan bahsettik. Biraz da benim çalıştığım konulardan bahsettik. Eğer istersen başka bir günde sana uzun uzun fuhuş tarihi falan da anlatabilirim tabii ki. Evet, çok isterim. Kanala abone olsunlar. Olur, çok da güzel olur. Videoyu beğensinler ve yorumlara yazsınlar, değil mi? Aynen öyle. Kanalımıza abone olun lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğendiğinizi söyleyin. Beğenmediyseniz lütfen makul ve mantıklı bizi incitmeden yorumlar yapın. Çünkü hassas insanlarız. Zaten ülkecek ve dünyacana çok zorlanıyoruz. Lütfen kalbimizi daha da zorlamayın. Bir de özellikle son döneme yakın şunu mu konuşsak acaba diyeceğiniz bir şey olursa bize fikir verirseniz biz de onunla ilgili videolar çekebiliriz bence Hilal. Çekebiliriz tabii. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz.